Dostlar merhaba. Video girmeden önce yine şu artık hayata da yavaştan döndüğüme göre ağlamaya tekrardan başlayabilirim. Abone artışı eyvallah güzeldi. Hatta ben YouTube'a video atmıyorken daha güzeldi. Şu an yavaşlamış, bilmiyorum sebebini. Ama bunu hızlandırırsak efsane olacaktır. Ben inanıyorum buna. Kanalın büyümesinde çok önemli şeyler bunlar. Aboneler, yorumlar, video, işte beğeniler, paylaşımlar. Paylaşım hiç yapmamışsınız bu arada o. O kadar söylemiştim ya, boşa gitmiş galiba. Cidden hiç paylaşım yapılmamış. Neden bilmiyorum ama moralimi çok yerine getiriyor bunlar. Eğer moralim derken aynı zamanda motivasyonumu artırıyor. Motivasyondan kastım işte video çekme isteğimi artırıyor daha doğrusu. Bunları yaparsanız çok güzel olur. Yapıyorsanız adamsınız. Teşekkürler. Herkese selamlar. Ben Emre. Bugün Mortal Kombat X'in yeni bir bölümündeyiz. Şimdi yeni bir seri başlatmayı düşünüyorum. Mortal Kombat X ile ilgili. Biliyorsunuz ki bazı takımlar, bazı karakterler yan yana geldiğinde fazla güçleniyorlar. Bu karakterleri size açıkçası tanıtmak istiyorum. Kendim belli başlı takımlar oluşturdum. İki tane takım yaptım. Her video başına iki takım versem, bunları kullansanız yani çok güçlü bir şekilde, işte çok iyi bir şekilde şey katabilirsiniz. Faction Wars Points katabilirsiniz. yani öyle düşünüyorum. Veya Faction Wars Point'i geçin. İşte diğer şeyde de işinize yarayabilir. Hani challenge'larda falan işinize yarayabilir. Bu işte kafanıza göre hangi oyun stiline sahipseniz ona göre ben takımları şey yapacağım, göstereceğim video başına. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız şeyde yapabilirsiniz. Like atın falan demeyeceğim, yanlış anlamayın. Ankette belirtebilirsiniz. Ben anket katmış olurum. Belki de anket şu an çıkıyordur. Orada belirtebilirsiniz şimdi. Ama 505 ruhumuz olmuş. Bu ne demek? Ne demek? Aga be, Elite Pack Pro yokmuş lan. Evet, mal oldum. Neyse, Diamond Equipment Pack var. Açalım mı? 5 tane, 6 tane açabiliyoruz. Açalım mı? Açalım ya. Yok, Elite Pack mi açsak? Bir tane Elite Pack, iki tane ondan açabiliyoruz mu? 360. Yok, açamıyoruz. Beğenmiyor. 360, 160, 520. Ananı 620 mi yoksa 360, 160. Aynen. 520 yapıyor. Aga be, yemedi. Tamam o zaman. Öyle yapalım. Hatta Elite Pack yerine bir dakika, şimdi 5 level up. 5 level up, 1 equipment, 1 equipment. Zaten bundan çıkma ihtimali çok düşük, Diamond karakterin çıkma ihtimali. O yüzden Challenge Pack mi açsam? Hani Gold Challenge karakter çıksa. Diamond Equipment ya da Diamond Equipment Pack açalım ya. İki tane açalım bakalım, ondan sonra güzel çıkarsa açmaya devam edelim. Öyle düşündüm şu an. Elite Pack Pro bu hafta gelmemiş. Biz de bir hafta bekleyemeyeceğimize göre bir haftaya bir daha yaparız o 500 ruhu ya. Goro şey çıktı. Çok da iyi değil açıkçası. Çok beğenmedim. Güzel. Liu Kang'e çıktı. Liu Kang vardı bende. Bunu ona verebiliriz ya. Bunu açabilirim bu arada ya. Bir tane daha açayım bakalım. He, şu an zaten alamaz oldum. Aynen. Her türlü şeyi açacağım yani. Challenge pack'e döndü. Wow. Şakon. Bunu 10 level yaparsak çok fena olacak bu char. Ama zor ya. He, hep bunlardan çıkıyor. Bunları açabiliriz aslında, biliyor musunuz dostlar? Gerçekten önemli yani, şuna önem versem. Ama karakterim az benim, öyle bir şey de var. Yok ya, bir challenge pack gömelim biz. Vallahi gömelim. O zaman ona ayrı video yaparız, böyle işte 8 ruh biriktiririm. 8 ruhla beraber Diamond Equipment Pack'i açarız. Öyle düşündüm yani. İnşallah güzel bir şey çıkar diyoruz. Şimdi 5 tane level up var. Onun için de açıkçası biraz almış olabilirim diye düşünüyorum. O da beni ikna ediyor. İşime yarıyor çünkü level up'lar bayağı bir. Tamam. Bir tane daha. Tamam. Güzel. Takeda'ya geldi bak. Şimdi ne geliyor? Bok. Ne diyor? Şimdi gönder. Yok ya. Execution falan diyor da geç geç. Cık. Yok, çok hoşuma gitmedi açıkçası. Card pack diyor. Equipment pack. Tamam. Hatta biraz da şey kasarım. Hem equipment hem şey açarız. Şundan açarız. Olur mu? İşinize gelir mi? Bence oha, %2'ymiş Retamer. Bir şey diyeyim, ben şurada Retamer çıkarmıştım ha. %2 ihtimalle. Gerçekten. İlginçtir ama çıkarmıştım abi. Bir önceki hesabımda 9. sınıfta oynadığımda, işte yani bundan 4 yıl önce falan oluyor. Aga be. Neyse. Şuradan bir 5'li takımı tanıtayım. Takım
Ben bu takıma ölümsüz takım diyorum. Warlock Hunter'ın özelliği ölen birini yerinden getirmesi. Spec Ops Scorpion'un özelliği bir ölümden kurtarması. Unstoppable Jason Voorhees'in özelliği öldükten sonra bir kere daha dirilmesi. Yani Jason Voorhees açıkçası ölmeyebilir. Umarım o kadar güçlü olur. Bakacağız. Hadi bakalım. Hard Battle'a bir giriş yaptık. Quan Chin'in şeyi açık mı ya, ikinci yeteneği? Açak şunu da. Sıkıntı olmasın. Tamam. Scorpion zaten şeyleri açık. Şunu fullemiş miydik? Bu çar full. Güzel. Devam. Shao Kahn falan. Oo, adam Shao Kahn'ı ikinci kez almış lan. Helal olsun, ne diyek. Saat 9. Anca çektik videoyu. Biraz sıkıntı oldu ama olsun yani. En son çektik mi çektik diyeceğiz. Hop. Güm. Clash of Clans'a bu arada ağırlık vermeye başlayacağım. Klan sayısı, klanda kişi sayısı azaldı. Onu bir şey yapalım. Char'lar zaten şu an güçlü bildiğiniz gibi. Jason Voorhees bayağı vuran bir char. Hadi bakalım. Devam. Scorpion'u öldürürüz ya. Şunu aç. Şunu tekleyebilir mi ki bilmiyorum. Bakalım. Of, ikinci, üçüncü vuruşta öldürmüştü zaten. Toplam 5 vuruş yapıyor galiba. Tamam, bunu kazandık. Quan Chi kaç level oldu? Quan Chi'yi kasmak da şimdi aslında iyi oluyor bir yandan. İyi. Jason Voorhees 29. 30'a doğru gidiyor. Jason Voorhees'ı 4-5. Seviye falan gelirse, bir challenge falan gelirse şey yapacağım. Bir kere daha ne derler? 50 level yapacağım. 60 level yapamam da. 10 level olması gerek 60 level olması için. 50 level yapacağım Jason Voorhees'ı. Allah izin verirse tabii ki de. Şu çarın bana gelmesini istiyorum. Ben Inferno Scorpion muydu bu? Damage boost'u var ya 6 saniyeliğine. Onu kullanmayı çok istiyorum abi. Hayvani bir hasar var ya. Onu yapmak istiyorum. İçimde kalmasın, onu yapmayı yapacağım inşallah ya. Bu takım full Scorpion muymuş? İkinciyi göremedim şu an. Galiba full Scorpion'da. Bu da Scorpion hayranlarından. Şunu bir deneyelim bakalım. Bu ne kadar vuruyor? Yok be, çok vurmuyor bu. Yani normal tabi, 16 level çar yani. Bakalım şu vurma can yenilemeye başlamış mı bu? Hasar konusunda çok fazla değil de. Bunun özeli de hasar değildir. Bakalım kaç yeniliyor? 309, güzel lan. Yani 16 level ve evrim 1 çara göre, evrim 0 hatta, 0. evriminde hiç evrim yaşamadı. Güzel. 5500, bu çar da iyi vuruyor aslında. Fullemiş galiba. Ama dostum Jason Voorhees var burada, biliyorsun. Affetmez. Takım ölmez bu arada dostlar. Çok zor ölür yani, onu söyleyeyim. Jason 3 kere falan dirilecek. 1, 2, 3. Aynen 3 kere diriliyor. Lan elimdeydi. Bu karşı takımı da anlatacağım size. Karşıdaki takımın da hile gibi bir şey, karşıdaki takım. Hileden kastım. Çok güzel bir komp oluyor. Hani efsane bir takım oluyorlar. Onları size anlatacağım yavaştan. Seri işinize yarayabilir. Mortal Kombat sevenler için özellikle çok işine yarayacaktır bu seri. Elimden geldi. Evet, geri geldim. Ufak bir bölünme yaşadı. Şimdi devam bakalım. Karşı takım özelliği fena. Spec Ops'lar güçlü oluyor. Özellikle K2 çok fena güçleniyor burada. Bad. Kötü. Niye kötü? Şu özellik neyden geliyor bilen var mı? Şu ölmüyorlar ya. Neyden geliyor acaba, onu merak ediyorum ya. Muhtemelen bir kartla veya bir şeyle alakalı. Çıkan bir şeyle alakalı, o ekipmanlarla alakalı da, ekipmanlarla alakalı. Şunu şöyle bir ağzına vursak senin. Ölürsün değil mi? Ölürsün tabii ki de. Jason da yine can yeniliyor ya. 1200-1200 böyle. 1100-1100. Hayvan gibi basıyor canı. Bu ne lan, karşı takım? Grandmaster. Oğlum Grandmaster da ölmüyor ya. Ölüyor bir kere daha, donuyor ya. O sıkıntı biraz. Grandmaster da ölümsüz aslında. Aslında Slasher Jason Voorhees'im olsa bunu onunla yapardım da. Bakmayın işte. Slasher iki kere dirili ya. O Soul Siphon var. Hasar veriyor bakın, Soul Siphon. Soul Siphon. Hasar bırakacak şimdi bana. Güçlü şar lan. Gerçekten güçlü şar ya, şu klası görmek. Allah'tan aldık var ya. Lan vursana. Niye vurmadın, bıraktım vurmayı.
Soul Sarp'ın hala vuruyor bu arada. İyi de hasar vurdu valla. 45-45 vuruyor yani. Uçar ölmeyecek. Bir de ikinci kere şey yapmış. Bu nedir ya? Bu nedir yani, bu uçarı karşıma getirmişin? Kel köpek. Canım inmiyor bak hele. Gördünüz mü orayı? Bana hasar vururken canım inmiyordu. Ha, Ice. Bilmem ne. Okuyamadım ikinciyi. Aa, Block Breaker varmış lan. Blokluyorum ben onu. Noob mu? Doğru dostum, sen bir noobsun. Şimdi seni yeneceğim. Aa, vuramadım lan. Lan buna basmama gerek yok. Kel zaten ölecek ya. Lan habire koruma alıyorlar bak, çıldıracağım ya. Aa, Block Breaker var, bunu da unuttum ya. Hasar vururken canımın dolması. Daha çok dolması, hırsla dolması. Oh. Elini tersiyle bir koydu. Araya gitti. Böldü. Tamam. Son maçımız. Gördüğünüz gibi yenilmedik hala. Oha. 3 çarda 10 level yapmış. Yuh lan. Demolition Sonya bile de bak hele. Yuh. Adam cidden çok seviyor bu arada galiba. Oha, %30 atak. Bir dakika, ne? %30 atak. Süper Kapı Team. Yuh lan, çok çokmuş ha. Bu Martial Arts. İyi lan, iyi iyi. Güçlü lan. Martial Arts'lar güçlü valla. Hadi bakalım. Ne? Novi de Brahma. Novoid mı? Novoid Bray. Ne alaka, anlamadım. Novoid. İngilizce olduğunu çok sanmıyorum ya. Baksana, 9 level char görüyorsunuz değil mi? Ölmüyor şu an. İyi dayandı yani. Ama yardı valla. Hiç acımadı. Bu 5. çardı düşün yani. 5. şeydi bu. Hiç, en ufak bir zorlanma bile yaşamadan geldik buralara. Tamamdır. Ya gördüğünüz gibi bu çok, hani dediğim olay çok şey. Basit bir şekilde, bir dakika, yanlışlıkla girdim bu arada. Basit bir şekilde kasabilirsiniz. Bunu söylüyorum, benim kastettiğim şey bu, edittiğim diyelim. Bir de takım 2 var, göstereceğim size. Her videoda 2 takım göstersem zaten bayağı bir öğrenmiş olursunuz 5-6 videoya. Şimdi özellikleri söylemeye başlayacağım. Kenshin'in özel, bir daha dur, şuradan başlayalım önce. Sub-Zero %15 can sağlıyor Martial Artist teammates için. Jax Briggs %15 toughness, yani dokunulmazlık gibi bir şey, hasar kırma sağlıyor Spec Ops'lar için. Kenshi hem Spec Ops hem Martial Arts. Bu çok güzel bir şey. Takımın da %40 atak kazanıyor takımında, eğer Martial Arts varsa, ve aynı zamanda takımında Spec Ops varsa %40 can kazanıyor. Yani bize %40 artı %15'ten %55 can geliyor. %15'te Tagmas'ımız var. Yine ölümsüz artı çok güçlü bir takım diye düşünüyorum. Ben bu kombo kullanıyorum. Siz de kullanabilirsiniz. Öneriyorum size de. Video ne kadar sürecek? 10 dakika, 15 dakika falan mı sürecek? Sürer mi 15 dakika bilmiyorum. Sürer ya. Kenshi de vuran çar bu arada. Vuruyor. Hop. Can yenilemesi yok. O 3257 vurdu, gördünüz mü? 60 level charla vuruyordum ben onu. 60 level, bir de şey, Fusion 10 artı şey, Gold karakter. Bu Gold da değil yani. Bakalım kaç vuracak. 20, 27K, 20 bilmem kaç level char ha bu da. Ne oldu lan? Ben niye değiştirdim bunu? Elim mi değdi benim? Ben de değiştirmeyecektim ya, dur. Yanlışlıkla elimdeymiş. Hop, 2100. Kenshi bayağı vuruyor ya. 27 bin vurdu abi, o ne öyle? Kaç level bu Kenshi? Bakacağım bir dakika. Lan Kenshi'yi fullesem olur ha. Kenshi hayvan gibi çar abi. Bakalım. 25 level çarın vurduğu hasara bakar mısınız? Şunun ikinci yeteneğini açak ya. Niye açmamışım ben onu? Dikkatimi çekmedi galiba. Faction Wars kasmak istiyorsanız, challenge'larda kasma, işte challenge'larda güçlü olmak istiyorsanız, silver takımlarda güç yapar. Diğeri mesela gold takımlarda, spec ops takımlarda
NetherRealm'larda iş yapar. Artı Challenge'ın son kısmı var ya, son 15'li savaş olan yer. Orada çok işe yarar bunlar, bu taktikler. Madem güç, mesela güç şarjınız yok diyelim, Silver karakterlere dizin bunları. Gayet de güçlenirsiniz. Bakın ben sadece Kenshi'yi güçlendirdim burada. Diğerleri 1 level 2 level. Ama Kenshi 7 mi öyle bir şey, 6 mı? Belki de 5'tir, bilmiyorum. Bir vuralım bakalım şu demircik. Ay boşa gitti galiba. Hiç vurasım bile gelmedi. O vuruyormuş lan. 26.000 vurdu, yani tam dokunmadım halde. Bunu da kazandık. Sabiron ikinci yeteneği açık mı? Açık değilmiş, şunu da açalım. Lan bunları niye açmamışım ben ya? Hatta şunu da aç. Şundan da şöyle, şunu da aç. Üçüncü yeteneklerini açalım şunların. İlla ki işimize yarar ya. Jax 3 level'mış. Sub-Zero 1 level. Kenshi 8 level'mış lan. Kenshi çıkmış herhalde. Challenge şeylerinden çıkmıştır, çıkmıştı da. Kendim aldığımı hatırlamıyorum. Geçen videoda bir kere almış olabilirim. Ondan önce Kenshi zaten... Ben bir kere Kenshi aldım ya. Öncesinde Kenshi almadım hiç. Hep Kenshi çıktı bana yani. Challenge'lardan geldi. O kartlık kısmı var ya, hani bir kere kazanıyorsunuz kartlık veriyor. Oradan geldi hep. Adamın adı Tryborg lan. O kadar mı seviyorsun? Şimdi şu yüzünü açarsa şuna bir damage deneyelim. Hop. Ulan her yere tıklayabilsem bile çok güzel olacak. 30 bin. 30 bin lan. Bu ne oğlum, araya gitti bu çar. Lan 30 bin vuruyor çar kritiksiz ya. Ananı yolunu. Şeyden çok vuruyor bu ha. 60 level çar var ya, ondan çok vuruyor. Cidden çok vuruyor. Hani oğlum o hasar ne ya? Yuh. Hayır bir de 25 level'sın sen. Hani öyle inanılmaz yüksek bir level'ın da yok. Fusion 8'sin. Bilmiyorum yani fazla. Şu çarı bir öldürelim. Yan çara gene bir damage deneriz. Artemis. Tapınak mısın çocuğum sen? Reis eski Türklere benziyor ya. Hanzo Hasashi. Böyle oluyor yani. Oo, göbek. Hoş geldin. Lan vurdu ha. Göbek yüzeceksin bize ha galiba. Hop. 30 bini yedi ağzına. Şunu bloklarsam iyi olacak. Açacağını biliyorum çünkü. Şunu bir deneyelim bakalım. Bu kaç bin vuruyormuş bu yeteneğimiz? Yüzde 11 bin. Birinci yeteneği. Çok. Gene çok. Çar vuruyor. İşte bu yüzden öneriyorum bu çarları. Çünkü çok güçlüler. Videonun da yavaştan sonuna geliyoruz bu arada. Challenge pack'ten bok gibi şey çıktı ama olsun. Sıkıntı yok. Haftaya bir elite pack açarız inşallah, gelirse. Oradan telafi ederiz onu. Gözleriniz kanadı biliyorum ama. X-Hulk 56, ne alaka bilmiyorum ama. Şöyle bir vursam senin ağzına. 28.007 ama. Hop. 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 Kötü vurmadı. Blokluyken kaç vuruyor? Bakalım, denemiş oluruz. Hop 5000. İyi, kötü değil ya. Hop. Dostlar, gördüğünüz gibi takımlar hayvan gibi güçlü. Bu kompların gelmesini istiyorsanız şeyde ankette belirtebilirsiniz. Bunları yapacağım. Veya önerdiğiniz komplar varsa, takımlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kaç video oldu? 2-3 video falan oldu böyle, beğeni şeylerine falan bahsetmiyorduk da onu videonun başına bahsetmek daha mantıklı değil mi? Yavaştan böyle dönüş yaparız. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Videoların devamı gelecek.